Küresel salgına karşı teyakkuzdayız. Sağlığımız bir diğerimizin sağlığından geçiyor. Bunun için dayanışmaya, toplumsal bağlarımızı güçlendirmeye çalışıyoruz. Ancak virüsten daha tehlikeli bir hastalıkla karşı karşıyayız. Ayrımcılık ve düşmanlık. Salgınla mücadele eden HDP'li belediyelere bu kızılca kıyamet ortamında kayyım atanıyor. Yoksul vatandaşlar için yardım kampanyası yürüten Ankara ve İstanbul gibi muhalif belediyeler, vali izin vermeden sen banka numaraları açıklarsan, ben yardım topluyorum dersen, siz başka bir devlet oluşturmak istiyorsunuz. Bu kadar açık ve net. Gerekçesiyle engelleniyor. Tıpkı benzer gerekçelerle belediyelerimizi gasp ederek kayyım atadığı gibi. İnfaz yasası bir ayrımcılık yasası olarak düzenleniyor. Muhalif tutsaklar ölüme terk ediliyor. Oysa bundan 21 yıl önce Erdoğan, biz bu yola vallah düşmanlık için girmedik, vallah sevmek için girdik, billah sevmek için girdik şeklinde yemin ediyor ve yapılan ayrımcılıktan yakınıyordu. Şimdi ben şuna üzülüyorum. Kardeşler, birileri için bu kanunlar çıkıp birileri için de geri çekiliyorsa bunun adı samimi bir devlet yönetimi olmaz. Bunu Tayyip Erdoğan da yapıyorsa samimiyetsizdir, bir başkası da yapıyorsa samimiyetsizdir. İktidarın yaptıkları samimiyetsizliği çoktan aştı. Yapılanlar ayrımcılığa ve topluma karşı suça dönüştü. Ayrımcılık virüsten daha tehlikelidir. Bugün ayrımcılık yapanlar yardımlaşma ve dayanışma ağı kuranları hedef alıyor. Halkın sağlığını hedef alıyor. Biz iktidarın bu ayrımcı kayyım zihniyetine her yerde itiraz ediyoruz. Engellemelere rağmen, kayyımlara rağmen dayanışma ağlarımızı güçlendiriyoruz. Tüm Türkiye'yi kayyımcı zihniyete ses çıkarmaya, dayanışmayı büyütmeye çağırıyoruz. Çünkü birimizin sağlığı hepimizin sağlığı. Birimizin özgürlüğü hepimizin özgürlüğüdür.